Merhabalar. Bu videomuzda ekran görüntüsü alma yollarından bahsedeceğim. Niçin ekran görüntüsü alıyoruz? Bunun sebebinden bahsedelim önce. Ekran görüntüsü anlık olarak bilgisayar ekranında yaptığımız bir çalışma veya uygulamayı başkalarıyla paylaşmak amacıyla aldığımız ekran resmidir. Öncelik olarak klavyede nasıl alınır onu göstereyim. Klavyede eğer masaüstü klavyesi kullanıyorsanız print screen tuşuna basıp paint'e gelip paint'te ctrl ve yapıştırmanız yeterlidir. Bu şekilde. Bunun dışında bilgisayarınız laptop ise fn tuşu ve print screen tuşunu bir arada kullanarak ekran görüntüsünü alıp Paint'i açıp yapıştır demeniz yeterli olacaktır. Windows 7'de nasıl ekran görüntüsü alacağız? Windows 7'de kısa yoldan alınan herhangi bir program yok. Bunun için LightShot adındaki programı Google'a yazıyoruz ve indir diyoruz. Tıkladık. İkincisine tıklayıp indir diyoruz. 2.84 MB'lık bir program. Çift tıkladık. Çalıştır. Türkçe. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri ileri diyerek kurulumu yaptık. En sondaki tarayıcı seçeneklerini kaldırabilirsiniz. Son dedik. Tıkladım. Tüm programlar LightShot. LightShot'a tıkladım. Sağ alt köşede simgesini buldum. Tıklıyorum. Ekran görüntüsünü çekeceğim alanı belirledim. Belirledikten sonra alt tarafta seçenekleri ortaya çıkmakta. Bunlardan kaydede tıklıyorum. Ekran görüntüsü herhangi bir isim, genelde Türkçe karakter ve boşluk olmadan bir isim verebilirsiniz. PNG, JPEG olarak seçebilirsiniz. Screenshot, ekran, ekran görüntüsü şeklinde. Türkçe karakter ve boşluk olmamasına dikkat edin. Web'de kullandığınız zaman bunlar önemli oluyor. Kaydet dedikten sonra masaüstünü açtığınızda ekranınızdaki olan o anki durumu görebilirsiniz. Windows 10'da ekran görüntüsü nasıl alınıyor? Diğerlerine göre daha kolay çünkü hazır bir eklentisi var. Ekran algısı aracı. Bunun için Windows'un başlatına tıklıyoruz. Gelen ekranda ekran alıntısı aracını seçiyoruz. Ekran alıntısı ekrana gelince yeni diyoruz. Öncelik olarak alıntısı yapılacak olan ekran parçasını mouse kullanarak seçeriz. Sonra gelen ekranda dosya, farklı kaydet dedikten sonra yine burada Türkçe karakter ve boşluk kullanmayacak şekilde resmin adını belirleyip JPEG mi, PNG mi olduğunu seçip kaydediyoruz. Özellikle masa üstünde kaydedin. Bulması daha kolay olur.